Osman Yüksel Serden geçti. Hakikaten Serden geçti. Zaten onun soyadı yükseldi. Amcasının oğlu Erzurum Üniversitesi'nde Ziraat Fakültesi'nde entomoloji profesörüydü. Solcuydu. adı Hasan Yükseldi. Osman abi hem o Zeytuni Dergahı diye adlandırdığımız bir ofisi vardı Ankara'da. Kim böyle gariba, kim eline bir ekmek alırsa giderdi orada böyle fıçılarından zeytun getirirdi memleketinden. Çay hazır sürekli. Orada karnını doyururdu. Bakın bu bir şey. Osman abiye ait bir hasta. Osman abi mesela direnme noktaları vardı. Kravat takmadan giderdi şey ihtimallara mebusken çok ciddi tartışmalara sebep oldu. Çünkü iş tüzük, meclis iş tüzüğüne aykırı bir şey yapıyordu. Hiç. en sonunda ne yaptı? Zorladılar. Kravatı beline sağ, bağladı gitti kemer gibi. dedi. Kravatsa kravat. E bir şey diyemediler. Girdi. İhtimallara girdi mesela. O yüzden bir kere esprisi olan, vicdanı olan, yüreği olan, aslan parçası bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Yani dergi çıkardı. Kitaplar yazdı. Zaten serden geçti işte dergisinin adıydı. Yayınları da yanlış hatırlamıyorsam serden geçti yayınlarıydı. Mabetsiz şehir kavramı ona aittir Ankara için. Osman Yüksel de böyle, Necip Fazıl da böyle. Tabi üstadım, hepsimizin kendine göre insan olarak bir tavrı var. Bu tavrını sen beğenirsin, beğenmezsin, o ayrı bir şey. Bir de söylediği söz ne? Ona baka, bakmak lazım. E söylediği söz hepsi hak. Yani üstad mesela hapishanedeyken ee, biz ziyaret günlerinde fakülteden birkaç arkadaş askari ziyarete gideriz. İşte Osman Yüksel'i yazarız. İkisi beraber de o zaman hasta, hapishanede, Ankara'da. Ee, Osman Yüksel'i yazarız ve kendine yazarız. Üstad bazen çıkar ama çoğu zaman çıkmaz. Her hafta çıkmaz yani. Haftada bir görüşme olur zaten. Üstad bir hafta çıkarsa iki hafta çıkmaz. Yani neyse Osman ben, Osman Yükselsel'den geçti, ben selamını getirdim falan der, getirir. Bunların tabii esprileri, böyle şeyleri falan çok vurucu şeyleri vardır. Tabii öyle bir defa değil. onlar çok girip çıkıyorlar boyuna. Yazarlar. Bir yazı yazar. Ondan sonra ondan da girer. Asıl büyük tutuklulukları şeyin hiç tabi alakası olmayan bir meseleden dolayı. Hüseyin Üzmez'in şeye Ahmet Emin Yalman'a kastı dolayısıyla. O zamana kadar böyle güzellik yarışması falan Türkiye'de yapılmamıştı. Güzellik yarışması yaptı Ahmet Emin Yalman Vatan Gazetesi'nde. O güzellik yarışması yaptı diye işte Malatya'da bu gençler de bir grup genç. Bu Malatya'ya geldiği zaman şey yapıyorlar, bir tabanca sıkıyorlar galiba. E, bundan dolayı Necip Fazıl'a da sen bu güzellik yarışmasının aleyhinde bulunduydun. Binaenaleyh bunları teşvik ettin diye Necip Fazıl'a, Osman Yüksel'e e, bu işi teşvik ettiniz diye onlar da hapsedildi. Yoksa onlar Malatya'da da değil yani. Birisi Zannediyorum o zaman, tut, tutuklandığı zaman Osman Yüksel Samsun'da mıydı, öbürü de İstanbul'da. Samsun'da, İstanbul'da vesaire e, böyle bir sürü tefkifler yapmışlardı. Siz de güzellik yarışmasının ahlaksızlık falan diye tenkit ediyorsunuz falan ediyorsunuz. Bu çocuklar da sizin tesirinizde kaldı. Onun için böyle şeyler yaptılar diye. Bu yıllar 1950'li yıllar yani Demokrat Parti'nin yeni geldiği zamanlar o zaman işte irtica hortladı diye tabii Halk Partisi çok şiddetle bastırıyor ve hala Halk Partisi nasıl bugün azınlıkta olmasına rağmen bir takım işler yapabiliyor. Çünkü imtiyaz hala imtiyazlarından olmadı, bitmedi. Tabii ki hatırlamalıyız. Çünkü bir büyük bir mücahitti bir kere. Yani despotizme, efendime söyleyeyim dayatmaya, yani kültürel dayatmaya, inanç dayatmasına karşı baş kaldıran insanlardan biriydi. i̇syanı vardı. İsyan ahlakı vardı. Yüreği vardı. Aslan parçası bir adamdı. Ben mesela Galip Erdem merhumla şeyle Adana'da işte bu sözün başında hani anlattım ya 69'da MEB kongresine gittik arkadaşlarla çünkü işte Milliyetçi Hareket Partisi oluyordu adı bir de üç hilali benimsemiştiler o çok etkilemişti beni doğrusu Osmanlı bayrağından mülhem bir şeydi orada Allah razı olsun ömrünün 25 senesini Türk dünyasına mabet yaparak geçiren bir abimiz. Askerliğini Erzurum'da yapmıştı. Özel Reven diye bir zat. O abi bize biz bir sohbet mahveli oluşturdu. Bir yedek subaydı Erzurum'da bakın. Gençler her akşam bir pastanede, bir o pastane bizim dergahımız oldu adeta. O pastanenin sahipleri de Karadeniz orijinli insanlardı. Allah rahmet etsin onlara. Onlar da Müsamaha gösteriyorlar bize. Saatlerce, sabaha kadar otururduk mesela orada sohbet sohbet. sohbet. Erzurum'a dışarıdan gelen yazar, alim, işte gazeteci kim varsa gelir orada gelirlerdi ve onlardan da istifade ederdik. O, o hakikaten gerçek bir e, entelektüel vasat oluştu orada. O Özer Ravanoğlu sayı. Özer Ravanoğlu şeyde Faruk Akgülah diye Adana'da bir adamla MHP'ye MHP bu İslami şeyi, yerleştirmek için bir hareket başlattılar. Ve kongreyi de Adana'da onlar yaptırttılar. İl başkanıydı Adana, il başkanıydı, halıcıydı. Ve ilahiyat öğretmeni, ilahiyatçı bir öğretmendi. İmam Hatip. 69. Bu özel Revanoğlu ile o yani bu projesi onların projesiydi. Ve Dündar Taşer merhum da onları destekledi bu manada. Ama orada büyük kavgalar çıktı biliyor musunuz? Bu komando Mustafa diye anılan bir adam vardı İstanbul'da işte komislerle falan çatışan böyle çılgın bir olandı. O mesela kıyamet kopardı. Yani karşı çıktı bunlara. Adamın hallerini yakmıyor kalkıyor. Ha enteresan bak ne ne yiğitler var. O kongrede şey valilik şeyi vermiyor bunlara. Nedir? spor salonunu. Yerler parke orada biliyorsunuz. voleybol ve şey oynuyorlar. Basketbol. Eee edersiniz. Biz para bulup bunu yenileyemeyiz diyor. Bu da diyor ki ben diyor onun üstüne diyor dükkanımdaki bütün halıları sararım. Sizin şeylerinize zarar gelmez diyor. Düşünebiliyor musunuz ve Hiç kullanılmamış halılar bunlar. Ve el dokuma sağlılar öyle makine halısı diye bir şey yok o zaman. Ve çok kıymetli bünyanlar, ladikler. En kötüsü İsparta halı. Bütün salonu kapladı adam. Biz ben de e, şey, o Erzurum'dan hani abimizdi ya Özer Revanoğlu. Onların evde kalıyorum misafir misafirlik ediyorum. O orada yer yatağında bir yanımda Galip Erdem yatıyordu, bir yanında Osman Osman'ın Yüksel ağabeyi yatıyordu. Yani ağabey diye hitap ediyorsam demek ki bir karabet var aramızda. Ama çok tabi Osman abi çok espritüel bir adamdı. Böyle Allah şakalaşmayı seven, mizaha yatkın. Özellikle o toplantıda MHP'nin İslami hassasiyeti ağır basmıştı. Ve buna da karşı çıkan böyle işte tasçı gençler vardı. Onlarla öbür gençler arasında çok ciddi bir meydan kavgası gibi oldu. Ve düşün hainliklerin ki kızgınlıklarından halılara sigara izmariti attılar. Yaktılar adamın halılarını böyle yer yer. Kullanılmaz oldu yani o şeyler. Tamir bile edilemezdi. Ondan sonra yani fedakarlığı görüyor musunuz adamdaki? Allah rahmet eylesin. <laughs> Müthiş bir adamdı. Aynı yani bu işin bir planlayıcılarından biri olan Özer Ravanoğlu bir mühendistir. Özer abi işte dediğim gibi bir mektep şahsiyettir. Yani Erzurum'a geldi. Erzurum'da bir sohbet mahveli bıraktı gitti. Ve devam etti. Neredeyse 30-40 sene devam etti o şey. Ee, Anane. Şey işte bu serbestlik zamanından itibaren yani Türk dünyasındaki bağımsızlık döneminden itibaren bütün zamanını onlarca caminin inşasını sağladı. Köy, yani köylerine kadar cami yaptırdı adam. Ve bunu yani sağlayacak mekanizmaları bütün ömrünü orada hasretti ya. Senenin 11 ayı oradaydı, bir ay evindeydi ya. Ya düşünebiliyor musun? Bu adamdaki yani maslahat haysiyetini bak. Kendini hiç öne çıkarma. Kim biliyor Özer Revanoğlu'nun adını biz söylemesi. Ama orada o kadar çok cami inşaatı yaptı. O kadar günlerce o inşaatlarda yatıp kalktı. Hiçbir şekilde öyle nasıl kifafı nefs ile yaşadı adeta. Yani o Tanrı Dağları'nın gözyaşları çok da detaylı bir şeydir kuruşuna kadar harcadığı paraları oralara şey sağladığı imkanları bile anlatmıştır ya. Çok da detaylı hatta ben kızdım biraz. Abi ya bu ne dedim ya teferruat teferruat. Bunun yarısını atsan olur dedim falan kızdı bana. Olmak bunlar yarın işinize yarar. İşe yarar dedi sen. Öyle bakma dedi. Edebiyatçı mantığıyla bakma dedi falan. Peki dedim. Ee, yani bak Osman abiden nereye kapı açıldı? Faruk Akgül'a ve Özer Revanoğlu'na kapı açıldı.